Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. DGS tarihi açıklandı arkadaşlar. DGS tahmin ettiğimiz gibi Temmuz ayında oldu. Ağustos diyenler olmuştu. Ben tahminimce Temmuz ayında olacağını tahmin ettim. Ve tahminim de doğru çıktı arkadaşlar. Birçok arkadaşımız da Temmuz ayında olacak şekilde çalışıyor. Yani ben kendi öğrencilerimi DGS'nin Temmuz ayında olacak şekilde çalıştırıyoruz. Biliyorsunuz DGS öğrencilerimiz var. DGS kampları yapıyoruz. DGS programı diyelim, sınava kadar süren bir program yapıyoruz ve ben kendi öğrencilerimi Temmuz ayında sınav olacak şekilde onların planlı programını yaptım. DGS tarihi 11 Temmuz. Peki bundan sonra ne olacak? Bu kısma geçmeden önce arkadaşlar güzel bir gelişme var aslında. Buna dikkat çekmek istiyorum. DGS tarihi ile YKS tarihi birbirine çok yakın ve sonuç açıklanma tarihleri de birbirine çok yakın. Yani normalde YKS açıklanıyordu. Aradan bir ay geçtikten sonra DGS açıklanıyordu. Ama öyle olmayacak artık. YKS 4 Ağustos'ta açıklanacak. Tahminimce DGS 8 Ağustos'ta ya da 12 Ağustos'ta olması lazım. 12 Ağustos olabilir. Bu tarihlerde açıklanacak arkadaşlar. Yani aralarında 5-10 günlük bir süreden bahsediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Artık kanaatimce ÖSYM DGS'yi üvey evlat olmaktan çıkardı. Artık DGS'ye de bir değer veriyor. Dolayısıyla hani YKS'lerde boşluklar kalıyordu, yurt meseleleri vardı. Dolayısıyla bunlardan sonra ancak DGS öğrencilerine sıra gelebiliyordu. Artık böyle bir şey yok. DGS'cilerle YKS'cileri aynı zamanda üniversiteye başlatacaklar. Yurt meselesi gibi, burs meselesi gibi sıkıntılarınız da olmayacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. DGS videolarına ve DGS derslerimize, DGS ile ilgili deneme çıkarıyoruz, kitap çıkarıyoruz. Bunlara devam edeceğiz bu saatten sonra. Şimdi artık ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani DGS'ye çalışmaya geç kaldınız mı, kalmadınız mı? Bu kısımla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Yani DGS'ye nasıl çalışmanız gerekiyor? Bu saatten sonra hangi konulara çalışmanız lazım? Hangi konulara ağırlık vermenizle ilgili yakın zamanda bir video çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi derslerimize de başlayacağız. Soru çözümlerine de başlayacağız DGS'de. DGS tarihi açıklandı. Kısaca ne yapmanız gerektiğiyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu saatten sonra ne olacak arkadaşlar? Aşağı yukarı 6 ayınız var. 6 ayda öncelikle Mayıs ayına kadar konularınızı bitirmenizi istiyorum. Mayıs ayına kadar konularınızı bitecek şekilde planınızı, programınızı o şekilde yapın. Mayıs, en geç Mayıs arkadaşlar. Yani Mayıs'ın ortasına kadar en geç konularınızı bitirmeniz ve Haziran'ın ortası Temmuz'un 11'ine kadar yani yaklaşık 2 aylık süre boyunca da deneme çözmeniz lazım arkadaşlar. Yani kalan son 60 günde en az bir tane, iki tane deneme çözerek şöyle bir 50, 60, 100 tane deneme çözerek bu sınavı rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Ama konularınızı siz Haziran'ın ortasına bırakırsanız, Temmuz'un başına bırakırsanız tabii ki bu sizin için çok kötü olacaktır. Konularınızı ne kadar erken bitirir ve denemelerinize o kadar erken başlarsanız tabii ki bu sizin netlerinizi arttıracaktır. Eksiklerinizi gördüğünüzde onları düzeltme şansınız olacak. Yani konularınızı 1 Temmuz'a kadar bitirdiğini varsayarsak eksiklerini düzeltmek için 10 günlük bir zamanın olacak. Konularını Mayıs'a kadar bitirirsen eksiklerini denemelerde gördüğün zaman eksiklerini tamamlamak için 2 aylık bir süreniz olacak arkadaşlar. Bu saatten sonra yapacağınız tek şey bir an önce en kısa zamanda 3 aylık, 4 aylık bir sürede konularınızı bitirmek, kalan zamanlarında full deneme çözmek arkadaşlar. Geç kaldınız mı, kalmadınız mı meselesiyle ayrıntılı bir video çekeceğim. Dediğim gibi bundan sonra sınava kadar motivasyonunuz ve video çözümleriniz, denemeleriniz benden olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hepinize başarılar. Hoşça kalın.